Son günlerde sıklıkça sorulan bir soru. Filonuza alım var mı? Filonuza nasıl gelebilirim? Dostlar, şu anda eğitim filomuza alımlar açık. Bulunduğum Türk Has filosunu ise sadece elit oyuncular alıyoruz. Bu benim diğer hesabım. Uzun süreden beri oynamadığım. İstatistiklere baktığımda bunu görmek istiyorum. Mesela Maus'la 550 maç yapmışım, 400 defa ölmüşüm, 2000 defa öldürmüşüm. Diğer arkadaşlarımıza bakalım. Samet arkadaşımız sadece 300 savaş yapmış. Bu savaşta 300 defa ölmüş, 1200 defa öldürmüş. Keza diğer arkadaşımıza bakalım. 600'e 3600, daha doğrusu 3700 gitmiş. 500'e 4000 gitmiş. Türkas Ahmet 700'e 2000 gitmiş. Leopar A1A1 ki biliyorsunuz kendi seviyesinde kötü bir tanktır esasen. 255 defa ölürken 1700 defa öldürmüş. Ana filomuza gelecek arkadaşların oyunu tamamen çözmüş olması gerekiyor. Bu filoda öncelik oyunculuktur arkadaşlar. Şimdi bazı filolarda şu var. Saygı ön planda, sevgi ön planda, bunların hepsi yalan dümen. 2014'te kuruldu. Lakin kapatıp açıldığı için 2015 olarak gözüküyor. Aslında benim filom zamanında özellikle bu 2015-16'larda çok aktifti. Klan savaşları yapıyorduk. Bilinen popüler bir filoydu esasen. Ama benim işlerim o dönemde yoğundu. İlgilenemedim. Dağıldı gitti. Velhasıl bu. Uzatmaya gerek yok. İlgilenemediğim için böyle oldu. Ondan sonra da zaten ben biraz uzak durdum klan işlerinden. Ve YouTube kanalımda ilerlediği için daha çok bireysel takılmaya başladım klan işlerini bırakıp. Mesela eskiden ben War Thunder oynamak için oynuyordum. Aynı zamanda video çekiyordum. Şimdi ise tam tersi. Video çekmek için oynuyorum. Video çekmesem oyunu oynamazdım. Ama eskiden böyle bir şey yoktu. Hani video çekmesem de ben War Thunder oynardım. Şimdi ise video çekmesem War Thunder oynamam. Hani diyorum ya, eskiden War Thunder oyuncusuydum. Ki bu dönemlerde de dünya şampiyonu oldum 2017'de. Şimdi ise sadece War Thunder yayıncısıyım. Bu da atışlarıma ve oyunculuğuma yansıyor. Eski oyunculuğumun %50'si bile yok. Siz de fark etmesinizdir. Neyse fazla uzatmayalım. Şu şekilde açtığım eğitim filom var. Bu eğitim filosudur. Çaylak Türk Tankçı Eğitim Birliği. Burası acemi arkadaşlar için açtığım bir filo. Ha, gereksinimleri nedir? Seviye 4. Buraya yine önüme geleni almak istemiyorum. En azından seviye 4'e de gelsin. Birkaç şey öğrensin. Buradaki oyuncularımız genel itibariyle acemidir. Kimseden usta oyunculuk beklemiyoruz. Açıklamalara detaylarıyla kuralları yazıyorum. Birçoğu herkesin bildiği kurallar. Biraz uzun olabilir ama hepsini okuyun. Eminim birçoğunu zaten biliyorsunuzdur. Şimdi diğer filolardan bizim en büyük farkımız da şu. Siz bu filoya geldiğiniz an itibariyle bir War Thunder oyuncusundan ziyade savunma sanayi yazarıyla muhatap oluyorsunuz. Burada gereksiz kimseye tutmam. İstiyorsa çok iyi oynasın oyunu. Umurumda değil. Ortamı bozan, şakadan anlamayan, boş konuşan herkesi filodan çıkartıyorum ki zaten bu tarz şahıslarda bir hafta deneme sürecinde elenip gidiyor. Gelelim kimlik olayına. Ben kimlik neden istiyorum? Biliyorsunuz ki sosyal medyada 15 yaşında olan birisi kendisini 20 yaşında olarak lanse edebiliyor. Siz diyorsunuz ya benim adım şu, yaşım da bu. Eğer bunlar gerçekten doğruysa bana kimlik gönder. Ve ne diyoruz? TC'ni kapat. Diğer kişisel bilgilerini kapat ama adın, soyadın, doğum tarihin gözüksün. Sonuçta sen bana bunları söyleyeceksin değil mi? İşte adım şu, soyadım bu. Yaşım da atıyorum 30. Sen bunları zaten bana diyeceksen kimlik üzerinde göstermenin ne gibi bir sakıncası olabilir? Sonuçta adını, soyadını söylüyorsun. Eğer bunlar yalansa, numara yapacaksan o zaman göndermeyebilirsin. Peki, klan savaşları yapılıyor mu? Lafın gelişi buraya klan diyorum. Filom birliktir. Biz kendi aramızda bu kuruluşa birlik diyoruz. Genel olarak gayemiz filo savaşı yapmak değil, filo araçları kasmak değil. Amacımız arkadaş ortamı oluşturmak, sohbet, muhabbet etmek. Önümüze gelen herkesi alıyor muyuz? Hayır. Filolarımda neden çok az oyuncu var? Bunun nedeni sık dokumam. 10 kişi başvuruyorsa bunun genelde biri, nadiren de ikisi kabul ediliyor. Neyse dostlar, açıklamalarda detaylar yazmakta. Selametle.